Herkese merhabalar. Eylül ayının ortasına geldik. Artık sonbahardayız diyebilirim. Her ne kadar halen havalar sıcak gidiyor olsa da. Peki sonbaharla beraber kedimizi bekleyen 8 tehlike nedir? Lola ile beraber size bunları anlatalım diyorum. Öncelikle artık havalar yavaş yavaş soğumaya başlıyor. Ve kedimiz hala yazın sıcaklığına alışkın durumda. Yani vücudu hala yaz sıcağına adapte durumda. O yüzden bu soğuklardan etkilenip üşütebiliyorlar. Özellikle dışarıda hava daha sıcakken evde daha serin olabiliyor bu geçiş dönemlerinde. Ve kedimiz yaz sıcaklarına alışkın olduğu için bu havalar kedimizde soğuk algınlığı veya bazen de alerji olarak bize kendisini gösterebiliyor. Yani bu dönemlerde, geçiş dönemlerinde biz nasıl alerji problemi yaşıyorsak aynı şekilde kedilerimize yaşayabiliyor soğuk algınıyla beraber. Evet başka neler var? Hemen devam ediyorum. Sıcaklarla beraber pire sorunu kendi göstermeye başlıyor maalesef. Ağustos ve Eylül ayında da aynı şekilde devam ediyor. Yani sonbaharda da kedimizde pire problemi yaşayabiliriz. Ki kedimiz hiç evden çıkmasa bile Evden çıkmayan kedilere biz dışarıdan pireyi maalesef taşıyabiliyoruz. Yani evdeki kediler de pirelenebiliyor. Onun için biraz dikkat ediyor, kontrol ediyor almamız lazım kedimiz pirelendi mi diye. Bir diğer konu da tüy dökümü. Mevsim geçişlerinde, yazdan kışa, kıştan yaza geçerken de kedimizin tüy dökümü artıyor çünkü kıyafetlerini değiştiriyor. Şu anda yazlık kıyafetlerini, yazlık tüylerini döküp kışlık tüy çıkarmaya başladığı dönem kedilerin özellikle tüy dökünün çok yoğun olmasında en büyük problemi kediler genelde yalanırken onları yutuyorlar ve kusuyorlar. Burada ne yapabiliriz? Tabii ki kedimizin tüylerini sık sık taramamız gerekiyor. Kedimizi gün, her gün düzen taradığımız takdirde bu dökülen tüyler hem etrafa daha saçılacaktır hem de kedimiz daha az yutup daha az tüy problemi yaşayacaktır. Bu arada ilk maddeyi söyleme unutma oraya dönecek olursak tabii ki bu dönemde kedilerimiz üşüyüp üşte biliyor biliyor dedim. Onların özellikle gece daha fazla sıcağa ihtiyacı olabiliyor. O yüzden de mesela Lola artık gece bir örtünün altına girip uyumak istiyor. Yani kedimize sıcak uyuyabileceği bir imkan sunarsak eğer veya gün içinde de ev çok soğuk oluyorsa hani soğuğu azaltacak bir takım çözümler yaratırsak çok iyi olur. Şimdi devam ediyorum. Diğer üçüncü maddemizle bu dönemde kediler havalar soğuduğu için enerjiyi arttırabilmek adına yeme miktarını arttırabiliyor. Bu da kedimize fazla kilo olarak dönebiliyor. Eğer kedimizin bir pro, kilo problemi varsa, fazla kilosu varsa, bu süreçte veterinerimize danışarak beslenmek olsa nasıl olabileceğimizi değerlendirmemiz önemli. Kedimiz fazla kilo almasın diye. Evet devam ediyorum Lolaçım. Başka neler oluyor? Sonbaharda sen neler yaşıyorsun başka? Eğer kedimiz sokağa çıkıyorsa, sokağa çıkan bir kedi ise günler kısaldığı için eve dönüş saati hava kararmasa denk gelirse eğer. Maalesef karanlıkta daha fazla tehlikeye maruz kalabiliyor. Bunlar nedir? Trafik. Arabalar kedileri göremeyebiliyor. Daha fazla sıkıntı yaşanabiliyor. Bir diğer sorun da kediler eğer üşürse arabanın motorun içine giriyor. Yani bu bizim evde baktığımız kedimiz sokağa çıktığında da bunu yapabiliyor veya sokak kedileri de bunu yapabiliyor. Isınmak için sıcak motora giriyor. Bu kediler için oldukça tehlikeli. Bununla ilgili hatta bir videom var. Arabaya binmeden önce arabaya böyle bir pıt pıt motoruna vurmakta fayda var. Kedi varsa çıksın diye. Evet Lola'cığım başka neler oluyor? Eğer kedimiz yaşlı bir kedi ise, yaşı varsa eğer eklem yerlerinde artrit veya ee, ...neydi? Romatizma, evet. Bizdekine benzer hastalıklar yaşayabiliyorlar. Özellikle soğuk bunu biraz tetikliyor. Peki bunu nasıl anlarız böyle bir problem olup olmadığını? Özellikle yüksek yerlere atlayıp inip çıkmakta zorlanıyorsa... ...eskisi kadar hızlı hareket edemiyorsa, daha hızlı hareket etmeyi tercih ediyorsa... ...başka neler var belirtiler... Gün boyu daha çok uyumayı tercih ediyorsa, yalanma, kendine bakma miktarını arttırdıysa bunun gibi göstergeler kedimizin eklemle ilgili bir sıkıntı yaşadığını ve soğuğun o durumu daha çok arttırdığını, sonbaharın kedimize iyi gelmediğin göstergesi olabilir. Burada tabii ki hemen bir veterinerimize başvuruyoruz. Başka evde kendimiz ne yapabiliriz? Onun yatabileceği, yumuşak bir yer eğer hazırlarsak ve sıcak aynı zamanda eklemleriyle ilgili ona yardımcı oluruz. Hmm, başka ne belirtiler var aklıma geldi. Eklem bölgesinde daha böyle bir sıcaklık olabilir, hafif böyle bir ödem olabilir. Kedimizin eğer eklemle ilgili bir problem yaşıyorsa soğuktan dolayı. Ve geliyorum son maddeye. Sonbaharla beraber okullar açıldı veya bizim işlerimiz daha yoğunlaşmış olabilir. Yani yaz tempomuzdan daha farklı bir tempoya girmiş olabiliriz. Evde daha az bulunuyor olabiliriz. Bunun sonucu da kedimiz terk edilmiş, yalnız bırakılmış, ilgilenilmemiş hissediyor olabilir. Bu onu üzüp kalbini kırabilir. Hatta depresyona bile girebilir. Sonbahar depresyonu. Burada çözüm aslında çok çok kolay. Eğer sonbaharla beraber okula gitmek gibi veya iş yoğunun artması gibi gerekçelerle evde daha az bulunuyorsak eve döndüğümüz zaman kedimizle daha çok ilgilenip o açığı kapatabiliriz. Yani gün boyu evde kedimizle oynuyorsak, okul başladığı için artık oynayamıyorsak gün boyu eve geldiğimizde Oyun saatimizi arttırırız. Normalde sabah akşam oynuyorsak eve geldiğimizde ve yatmadan önce oynarız. Bunun gibi yeniden oyun saatlerimizi düzenleyerek kedimize iyi gösterdiğimiz saati arttırarak kedimizin bu eksikliği daha az hissetmesi konusunda ona yardımcı olabiliriz. Evet, hepinize çok güzel bir sonbahar diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.